Efendim merhabalar, TRT Türk ekranlarında bizleri izleyen tüm izleyicilerimize gönül dolusu selamlarımızı göndererek programımıza başlıyoruz. Biz her gün olduğu gibi bugün de sağlığınızı ilgilendiren önemli bir konu başlığıyla karşınızda olacağız. Her şeyin başı sağlık diyoruz, sağlık olsun diyoruz ve başlıyoruz. Sağlık olsun da birazdan. Organ nakli hakkında çok önemli bilgiler birazdan sağlık olsun da. Organ nakli nedir? Hangi organ ve dokuların nakli yapılmaktadır? Organ nakli kimlerden yapılır? Ülkemizde ulusal organ nakli sistemi nasıl çalışmaktadır? Profesör Doktor Mehmet Ali Özatik ile birlikte tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası birazdan Sağlık Olsun'da anlatılıyor. Sağlık Olsun başlıyor. Evet, sağlığın kıymetini ve her şeyin başının sağlık olduğunu en iyi anlayan hasta gruplarından biri organ nakli hastaları elbette ve bu hastalarımıza destek olmak için organ bağışı çok büyük önem taşıyor. Bütün bunları farklı detaylarıyla konuşacağız. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi Başhekimi, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı Kalp Nakli Bilim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ali Özatik hocamız bizimle birlikte kendisiyle farklı boyutlarıyla organ nakillerini ve organ bağışını detaylandıracağız. Programımızın ikinci kısmında meselenin psikolojik ve pedagojik boyutlarına bakacağız. Çünkü hem organ nakli hastalarının hem ailelerinin bu noktada ciddi bir destek sürecine ihtiyaçları oluyor ve bu süreci psikolojik açıdan yönetmek için neler yapılmalı? Kendisi Almanya'dan bağlanacağımız pedagog ve psikolog Gül Beyaz Kılıç Hanımefendi ile bütün bunları konuşacağız. Bu konuyla ilgili merak ettikleriniz varsa değerli izleyenler çift 090 alan koduyla 505-756-0273 numarasından bize ulaşabilirsiniz. Merak ettiklerinizi değerli hocamıza aktaracağız, soracağız sizler için diyelim ve hemen başlayalım. Değerli hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız hocam? Çok teşekkürler, sağ olun. Şimdi önemli bir konu dedik. Tabii biz her bölümümüzde farklı konuları ele alıyoruz ve bu konuları izleyicilerimize detaylarıyla aktarabilmemiz için değerli hocalarımızı konuk ediyoruz. Bu noktada bize Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ve şehir hastaneleri çok ciddi destek veriyor. Bunun için çok teşekkür ettiğimizi programımızın başında ifade etmiş olalım. Şimdi en başta organ nakli nasıl bir süreçtir ve özellikle hangi organlar nakledilebilir, hangi dokular nakledilebilir? Bu süreci tanıyarak başlayalım hocam, buyurun. Malumunuz Ayşe Hanım, vücudumuz bir bütün ama bir takım organlar vasıtasıyla hayatiyetimizi sürdürüyoruz tabiri caizse. Ama bazen bu organların bir veya birkaçında kronik bir takım hastalıklar nedeniyle artık fonksiyonunu yapamayacak hale geliyor ve güncel tedavi yöntemleriyle ilaç olsun, ameliyat olsun bunu tedavi etmeniz mümkün olmuyor. Hı hı. Bu tür hastalarda da işte canlıdan veya kadavradan biraz sonra detaylarını konuşuruz. Hı hı. Alınan organın cerrahi yöntemlerle hastaya nakledilmesi ve yeniden o vücutta işlev görür hale gelmesi organ naklinin temeli bu. Hı hı. Ve farklı pek çok organda bunlar olabiliyor değil mi hocam? Elbette vücudumuzda en temel nakil yapılabilen organlar başta benim konum olması itibariyle kalp, hı hı. Akciğer, karaciğer, böbrek, pankreas ve ince bağırsak başlıca nakil yapılabilen organlar. Hı hı. Bir de nakil yapabildiğimiz dokularımız var. Malum toplumumuza da artık şey olmuş, kornea nakli, hı hı. Kemik iliği nakli bazı hastalıklarda. Yine el, kol, bacak nakli, hı hı. Gibi bir takım dokularımızın da yüz nakli gerçekleştirilebilen dokular. Evet, son yıllarda bu noktalarda çok farklı haberler ve uygulamalar, başarılı operasyonlar haberlere de yansıdı. Ve Türkiye'deki sağlık sistemi ve değerli uzmanlarımızın başarılı operasyonlarıyla elbette dünyada da bir kamuoyu oluşmuştu hocam. Şimdi tabii organ nakline kadar hastayı götürebilecek bazı problemler var. Bunları da tanımak gerekiyor. Hangi hastalıklar organ nakline yol açabilir? Öncelikle ben giriş cümlenizden bir iki şey söyleyeyim. Buyurun. Gerçekten ülkemizde sağlık hizmeti dünyanın en gelişmiş ülkeleri standardında. Bununla ilişkili altyapımız gayet iyi, hastanelerimiz iyi,
Sağlık sistemimizin kurgusu gayet iyi. Hizmet gören hekimlerimiz, yardım sağlık personelimiz son derece deneyimli ve başarılı. Birçok konuda hani dünyayla rekabet edebilecek durumdayız. Biraz burada organ nakli konusunda bir eksikliğimiz var dersek, o da işin organ bağışı tarafı. Hı hı. Eğer yeterince organ bağışı sağlayabilirsek, bu anlamda da hastalarımıza daha fazla hizmet etmemiz mümkün olacak. Şimdi tabii şöyle söyleyeyim, bir vehamet yaratmak değil, genelde bir şeyler söyleyince. Mesela basit bir gripal enfeksiyon sonrası, kalpte, kalp kasında bir enfeksiyon durumu söz konusu olabilir, miyokardit. Ve 1000'de bir, 2000'de bir hastada bu kalp kasını etkileyerek, normalde kendiliğinden düzelen hastalıklar sonuçta gripal bir şey. Ama bu kalp kasını etkileyerek kalp yetmezliğine yol açabilir. Mesela gebelik sürecinde bir takım hormonal değişiklikler, normal gebelikte böyle bir şey bekler misiniz? Beklemez. Gebelik tamamlandığında bir bakarsınız, o gencecik annede bir kalp yetmezliği söz konusu. Hı hı. Veya bir takım işte kalbi besleyen damarlarda bir tıkanıklıklar olabilir, kalp kapak hastalıkları olabilir. Onlar işin doğası gereği ilerlediği halde, kronik hale gelince evet kalp yetmezliğine yol açması doğal beklenen bir şey, ama hiç beklenmedik bir şekilde basit bir gripal enfeksiyon sonrası, bir gebelik sonrası bile bir kalp yetmezliği yaşamanız mümkün. Veya aynı şekilde bir enfeksiyon sonrası bir böbrek yetmezliği, bir ilaç kullandınız mesela veya bir mantar tükettiniz, bilmediğiniz bir şey, şey diye aldınız. Bir takım mantar türlerini tükettiniz, karaciğer yetmezliği, basit bir ilaç kullandınız, o ilaca bağlı karaciğer yetmezliği gibi organ yetmezliği aslında her an karşımıza çıkabilecek bir şey. Ya da bazen bir kazada uzuv kayıpları yaşanabiliyor, evet. Çok ciddi yanıklar meydana gelebiliyor, mesela yüz naklinden bahsettiniz. Yani gerçekten insanın başına bir anda pek çok şey gelebiliyor, hani bana olmaz diyoruz genellikle, elbette de olmasın, temennimiz bu yönde, muhafaza olsun diyelim. Ama oransal olarak çok düşük sayıda görüldüğü için farkına varmıyoruz. Ama yakın çevremizde dediğiniz gibi bir hadise olunca bu da mı oluyor diyoruz. Sonra bir çare arayışına giriyoruz. Maalesef güncel tıbbi yöntemlerle hani tabii ki biz hekim olarak öncelikle o şekilde hastalarımızı tedavi etmek istiyoruz, ama bazen bu olanaksız oluyor. O zaman da mecbur organ nakline başvurmak zorundasınız. Evet, ve çeken bilir gerçekten hocam. Organ nakli bekleyen, organ bağışı bekleyen pek çok hastamız var. Bir takım sıra var bu noktada. Her insan aslında bir organ nakil hastası adayıdır da diyebiliriz. Sizin de en başta söylediğiniz gibi organ bağışı burada çok önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Organ bağışı olduğu sürece yeterli zemin var. Hastanelerimiz teknolojik olarak, tıbbi olarak donanımları gayet yeterli. Uzmanlarımız son derece profesyonel. Ancak elbette organ bağışı gerekiyor ki bu hastalarımıza bir çare, bir deva bulunsun. Bunun ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyoruz hocam. Siz bu noktada neler eklersiniz? Şimdi organ bağışı deyince iki boyut ayırmak lazım. Bir, sağlıklısınız, herhangi bir sıkıntınız yok. Aynı kan bağışında bulunduğunuz gibi bağış yapılabileceğiniz bir kuruma, hastanelere, bu kalp nakli organ nakli yapılabilen merkezlere, bu işte ilgilenen vakıflara, derneklere veya ehliyet alırken emniyete başvurduğunuzda organlarınızın bağışı ile ilişkili iki tane şahidinizin huzurunda bir form doldurarak organ bağışçısı olabiliyorsunuz. Bu bir gönüllülük şeyi. Bu bağışladığınız artık sizin organlarınız kullanacak anlamı taşımıyor. İşin ikinci boyutu, Allah göstermesin başınıza bir şey geldi. İşte bir trafik kazası geçirdiniz, kafa travması geçirdiniz, bir yaralanma oldu ateşli silahla veya benzer bir şekilde veya bir beyin kanaması geçirdiniz ve beyin fonksiyonlarınız artık geri dönüşümsüz olarak ortadan kalktı. O zaman organ bağışçısı, eğer hayatınızda daha öncesinde böyle bir bağışta bulunduysanız, yanınızda organ nakli kartınız varsa veya hayattayken yakın çevrenize ben organlarımı bağışladım diyorsanız, İşte o anda esas ulviyet devreye giriyor. Sonuçta birinci derece yakınından izin almak durumundayız biz. Türkiye'deki, ülkemizdeki sistem bu şekilde çalışıyor. Ama organ bağışçısıysanız, sonuçta organı bağışlayacak kişi sizin işte anne, baba, kardeş, evlat, birinci derece yakınız veya sonuçta bu kararı verebilmek çok zor bir şey. Yani sabah evden ayrılmışsınız güle oynaya, işte eşinizi, çocuğunuzu göndermişsiniz. Böyle bir talihsiz haber geliyor, bir bakıyorsunuz yoğun bakımda. İşte o anda hani karşınıza organlarını bağışlar mısınız diye geldiğinizde
bir anda karar vermek çok zor. Ama eğer geçmişte organ bağışı ile ilişkili bir işlem yaptıysanız ve aileye de bundan bahsettiyseniz, o zaman ha diyor ailede, yani evet hayattayken bunu çok isterdi, çok arzu ederdi. O zaman daha rahatlıkla organlar bağışlanabiliyor. Zaten gönüllü iki olduğunu iyi ayırmak beyan diyor. Etmiş oluyor. Dolayısıyla ailenin evet. de buna rıza göstermesi daha kolay hale geliyor anladığım kadarıyla. Evet, bir tür vasiyet gibi algılanıyor aile tarafından. Evet. Böyle bir iki boyutu var. Evet. Peki kimler bağışçı olabilir hocam? Yani sağlıklı olan herkes, organları normal durumda herkes organ bağışçısı olabilir. Sonuçta her yaşta, her boyutta organa ihtiyaç var. Yani şöyle düşünülüyor, organ ihtiyacı işte 50'li 60'lı yaşlarda yaş ilerliyor. İşte bir takım organlarımızda yetmezlik oluyor. O zaman organ nakline ihtiyaç duyuyoruz. Hayır, işte yeni doğanda, bebeklik çağında, evet. işte ilkokul çağında, gençlik çağında her yaşta karşılaşabileceği için her yaşta organ bağışına ihtiyaç oluyor. Evet. Sağlıklı organ bağışına ihtiyaç oluyor. Bu da çok önemli bir başlık. Gerçekten yaşlılık dönemiyle alakalı değil, her yaş grubunda organ nakil hastalarımız olduğunu bilmek gerekiyor. Çocuklar da var bu hastaların arasında, yetişkinler de var. Dolayısıyla uygun olabilecek her yaş grubundan bağışçıya da ihtiyaç bulunuyor. Yani ülkemizde tabii siz de ifade ettiniz hocam, bu noktada Sağlık Bakanlığımızın çok önemli hizmetleri var, gayretleri var ve uluslararası platformda yine ülkemizi öne çıkaran yüz akı çalışmalarımız var. Fakat dediniz ki bir handikap var, organ bağışı sayısı oldukça düşük. Bunun sebepleri nelerdir acaba? Siz neler gözlemliyorsunuz? Şimdi burada tabii en önemli şey, bir yakınınız ani bir şekilde yoğun bakıma düşmüş ve size birisi geliyor diyor ki işte beyin ölümü. Şimdi beyin ölümü ile bitkisel hayat, ikisi çok birbiriyle karıştırılan kavramlar. Beyin ölümü denildiğinde artık o beyin hiçbir şekilde tedavi yöntemleriyle çözümlenemeyecektir ve kişi bütün hayatiyetini solunum cihazına ve diğer yapay cihazlara bağlı olarak sürdürmektedir. Onu sonlandırdığında kişinin hayatiyeti sonlanacaktır. Ve belli bir sürede işte 48-72 saat içerisinde eğer organlarını bağışlayabilirseniz kullanmak mümkün oluyor. Bilgisayar hayat dediğinizde evet gene bir koma durumu vardır ama kişi en temel olarak solunum fonksiyonunu sürdürüyordur. Sonuçta bu kişiye beyin ölümü diyemezsiniz. Beyin ölümü diyebilmeniz için sadece böyle görsel değerlendirmeyle değil, bir takım muayeneler yapıyorsunuz, işte tomografiler çekiyorsunuz, anjiyolar çekiyorsunuz, bir takım testler yapıyorsunuz. Ancak onunla ve Sağlık Bakanlığı'nın bir kanuni düzenlemesi var. O kanun içeriği içerisinde nöroloji, beyin cerrahi ve anestezi hekimlerinden oluşan, bunların ikisinin en az imza attığı bir heyet tarafından bu karar netleştiriliyor. Sonuçta toplumda tabii bu iki kavramı ayırmada çok ciddi çekinceler yaşanıyor. Yani benim yakınım düzelir mi, iyileşir mi diye. Bence en temel problem buradan kaynaklanıyor. Ve bununla ilgili bir bilgi kirliliği de var hocam. Sosyal medya üzerinden, farklı mecralar üzerinden spekülatif pek çok açıklama var. Siz bu konuda en yetkin ağızlardan birisiniz elbette ve bu açıklamayı yapmanız o açıdan son derece kıymetli oldu. İnsanların organ bağışçısı olmasında kafasını karıştırabilecek bilgi kirliliğine karşı da uyarılarınızı almak isterim. Sonuçta biz can kurtarmakla, tedavi etmekle yükümlüyüz ve sizin o yoğun bakımda yatan kişi de sizin için bir can. Sonuçta onu bir takım tedavilerle hayata kavuşturabilecekseniz elbette onu yapmak istersiniz. Yoksa onun organlarını alıp da bir başkasına hayatiyet vermeniz, bu zaten kabul edilemez. Vicdanen, tıbben, hukuken. Tabii bunun yanında dini, sosyal, kültürel endişelerimiz de oluyor. Acaba ben bu organları bağışladım, dinen günahıma girdim. Ya da kişinin işte organları alındı, işte defnedilecek. Acaba eksik organla defnedilince, sonuçta hepimiz inançlıyız, bir takım şeylere inanıyoruz. Acaba günah mı işleriz, onun adına günah mı işleriz gibi bu tarz şeyler var. İşte eş dost acaba bana der mi, işte organlarını nasıl verdin, yoksa bunun karşılığında bir şey mi aldın? Şöyle bir şey vardır organ nakli sisteminde, yani organ vericisi, hekim, aileyle organ alıcısı, hekim, hastane, ailenin hiçbir kontağı yoktur. Bütün süreci Sağlık Bakanlığı yönetilir. Biz işin alıcı tarafındaysak,
ihtiyacı olan hastalarımız, ben mesela kalp yetmezliği, artık hasta güncel tedavilerle olamaz, tıbbi durumunu değerlendirip Sağlık Bakanlığı'na bildiriyorum. Hı hı. Sağlık Bakanlığı'nda kendi elinde bütün organlar için bildirilmiş bir listesi var. Sonuçta bir bölgede organ vericisi olduğunda orası da Sağlık Bakanlığı'na bildiriyor, bir başka hastane. Sağlık Bakanlığı da kendi elindeki listeden bakıyor, işte nerede hangi organ ihtiyacı var, işte hangi hasta için. Bu da tamamen hastanın tıbbi önceliği. Yani bir sıra var dediniz ya bir önce. Burada böyle bir sıra yok. Yani siz bugün yazıldınız, işte ben sıraya girdim, en öndeyim gibi bir şey yok. Bir başka hasta sizden daha tıbbi olarak öncelikli olup bu organ bağışından faydalanabilir. Sonuçta bu süreci tamamen Sağlık Bakanlığımız yönetiyor. 9 tane bölge koordinasyon merkezimiz var. Sağlık Bakanlığı Organ Nakli Daire Başkanlığı'na bağlı. Hı hı. İşte Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Samsun, Diyarbakır ve Erzurum'da. Oralar bu organ vericilerini koordine ediyor, bakanlığa bildiriyor. Bakanlık da uygun alıcı olan merkezi arıyor. Siz de o an hastanızın durumu uygunsa, evet ben bunu alırım diyorsunuz. Sonra artık kullanılabilecek hangi organları bağışladıysa, bazen vericilerimizin yakınları tek organını bağışlıyor. Diyor ki ben sadece işte korneasını bağışlarım, sadece kalbini bağışlarım. Eğer tüm organlarını bağışladıysa o zaman artık bir koordinasyon ve zamana karşı yarış başlıyor. Çünkü bir an önce bu işi yapmak zorundasınız. Çünkü süre uzadıkça o organların kullanılabilirliği, sonrasında fonksiyon görmesi ihtimali azalabiliyor. O yüzden de zamana karşı bir yarış başlıyor. Sonuçta bir hava yoluyla çoğunlukla helikopter veya şeyle, çoğunlukla gece yarısı kalkıyorsunuz, bir başka ile gidiyorsunuz. Oradaki hastanede bu organları hazırlıyorsunuz. Bütün ekip koordine, kimisi karaciğeri hazırlıyor, kimisi böbreği, kimisi kalbi, kimi akciğeri, kimi korneyi. Sonuçta bir koordinasyon dahilinde organları alıyorsunuz. Bir başka kaygı da bunu söyleyince, acaba bu organlar alınca vücudun bütünlüğü bozulur mu, görsel olarak etkilenir? Biz normal bir hastada ameliyatı nasıl yapıyorsak, organlarını aldığımız hastada da aynı şekilde gerçekleştiriyoruz. Evet organlar alıyoruz ama vücut bütünlüğünü bozmadan tamamen bir normal ameliyat yapmış gibi o hastayı o şekilde cerrahi olarak kapatıyoruz. Çok da özen gösteriyoruz sonuçta. Bu şekilde gerçekleşiyor evet. Olay. Yani odak noktasının can kurtarmak olduğunu, insani ve gönüllülük esaslı bir süreç olduğunu bir kere daha vurgulamış elbette olalım ve çok ciddi bir organizasyon ve özveriyle sürdürülen bir süreç olduğunu bir kere daha ifade etmiş olalım hocam. Burada tabii ki ekipler, böyle disiplinler arası bir yaklaşım da söz konusu oluyor. Ben hemen şu şeye geçmek istiyorum, şu başlar. Şimdi bununla ilgili de pek çok haber duyuyoruz. Mesela bir kişi şu kadar kişiye organlarını bağışlayarak can oldu. Tekrar hayatını sürdürmesi için bir umut oldu şeklinde haberler. Böyle tüm organlar bağışlandığında pek çok kişiye umut olunabiliyor ve o kişinin sağlık problemleri halledilebiliyor. Bütün bu süreçle ilgili neler söylersiniz? Özellikle bu tür haberler gerçekten çok ilgi çekiyor. Bir kişi tabii 7-8 tane insana can alabiliyor. Yani işte gözü görmeyen bir insan görür hale geliyor. İşte kalp yetmezliği olan bir kişi kalbi değişiyor. İki akciğeri var, iki ayrı hastaya kullanılabilir. İki böbrek var, onlar kullanılabilir. Karaciğeri kullanılabilir, pankreası kullanılabilir veya İşte uzuvları ihtiyaç olursa kullanılabilir. Yani vücutta bütün kullanılacak organ ve dokular nakil edilebilir kişi tam sağlıklıysa. Sonuçta bir kişi gerçekten 7-8 kişiye can veriyor. Gerçekten çok ulvi bir karar. Hı hı. Gerçekten çok zor bir karar hani şey düşündüğünüzde ama ulviyeti çok yüksek. Sonuçta o can bulan hastaları gördüğünüzde sonuçta evet siz bir canınızı kaybediyorsunuz ama onlar sizin canınız oluyor. Yani biz bu ameliyat sonrası bu tür şeyler görüyoruz. Yani artık alan kişi de o aileye karşı kendi annesi, babasından, evet, kardeşinden, evladından daha büyük yakınlık istiyor. Onlar doğal süreçte olmuş bir şey. Sonuçta annenizi, babanızı, kardeşinizi seçemiyorsunuz. Ama size birisi bir can veriyor ve kendi evladının, yakınının organını paylaşıyor. Gerçekten ulviyeti, kutsiyeti çok yüksek bir olay. Evet, dolayısıyla aileler için de yakınını kaybetmiş ama bu kadar kişiye de bir umut, bir can olduğu için o ailenin de belki bu boyut tesellisi olacaktır. Ve nakilleri alan aileler için de onların arasında farklı bir gerçekten manevi bağ da oluşmuş oluyor hocam. Şöyle burada bir ekleme yapayım. Normalde talep olmazsa yani alıcıyla vericinin aileleri kesinlikle karşı karşıya. Bazen bu talepler de oluyor. Ben hani bağışladım ama kesinlikle alıcıyı bilmek istemiyorum aileyle. Çünkü bazen de acı tazelenmiş oluyor.
O talep olursa eğer verici aile tarafından, evet ben bilmek istiyorum, o zaman Sağlık Bakanlığımız yine bu konuda gereken yardımı sağlıyor. Evet, burada hocam farklı kafa karışıklıkları olduğundan bahsettik, bilgi kirliliği olduğundan bahsettik. Bununla ilgili devletimizin kurumlarından bilgi alınması gerektiğini naçizane ben ifade etmek istiyorum. Mesela inanç boyutunda bazı kafa karışıklıkları olabiliyor. Acaba uygun mudur, değil midir? İnancımız açısından bir sakıncası var mıdır? Bununla ilgili mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hem kampanyaları olduğunu biliyorum, önceki yıllarda hem pek çok yayını olduğunu biliyorum. Dolayısıyla yetkin ağızlardan doğru bilgiler edinerek bu noktada bir tavır göstermemiz gerekiyor. Yoksa sosyal medyadan yetkin olmayan, kim olduğunu bilmediğimiz spekülatif bir takım hesaplar ve bilgiler üzerinden bu konuda bir kanaat edinemeyeceğiz. Yani bu konuda geçmiş yıllarda zaten Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu organ naklinin caiz olduğuna kadar verilmiş kararları var. Zaman zaman dini ortamlarda, cuma hutbelerinde bu konu gündeme getiriliyor. Tabii işin dini boyutu çok önemli. Yani evet, biz Türk toplumunda da önemli. Bu boyutu yöneten Diyanet İşlerimizin de bu konuda biz onlarla da organize, koordine değil, zaman zaman onlara da gidiyoruz. Karşılıklı programlar, planlamalar yapıyoruz. Onlar gelip bizim hastalarımızı ziyaret ediyorlar. Sonuçta herkesin hedefi cana can katmak yani. Evet. Dolayısıyla bu süreci de bir kere daha vurgulamış olalım. Şimdi tabii hocam organ bağışının artırılması çok önemli. Biz de bu programla buna bir katkı sunabilirsek en büyük misyonumuzu aslında yerine getirmiş olacağız. Daha fazla neler yapmak gerekir toplumda bu bilinci artırabilmek adına, ne tavsiye edersiniz? Şimdi ben olayı biraz üç saç ayaklı gibi düşünüyorum. Aslında hep toplum organ işte bağışlasın diyoruz. Evet, o önemli bir boyut işin, organ bağışının yapılması. Tabii bununla birlikte de bu hastalar sonuçta yoğun bakımlara yatıyorlar. Hastanelerde tedavi görüyorlar. Bu tür hastalara daha bir hassasiyet, sonuçta bütün hastalara hassasiyet gösteriyoruz tedavi. Ama bu hastalara ve hasta yakınlarına biraz daha hassasiyet göstermek lazım. Hele ki bu kişinin beyin ölümü olduğunu, olabileceğini düşünüyorsanız, sonuçta bu karar için o aileyle görüşmeniz lazım. Bilgilendirmeleri çok iyi yapmak lazım, detaylı yapmak lazım. İşte hastanın durumunu, aileyi yavaş yavaş belki bu konuda hazırlamak lazım. Birinci boyutu bu. İkinci boyutu biraz önce de söyledik. Hani işin Diyanet tarafında sık sık değerlendirilmesi, yerine getirilmesi önemli. Bir üçüncü boyutu da biraz sizi de işin içine katacağım. İşin görsel ve yazılı medyaya. Yani burada yer alan haberler bu işi olumlu ya da olumsuz yönde çok etkileyebiliyor gerçekten. Şimdi bir dizide sonuçta Türk yapımı diziler çok izleniyor. Ve burada hani bir takım özellikli olaylar, neredeyse her dizide bir işte organ nakli. Organ nakli olunca da en çok işte kalp nakli gündem oluyor. Ben bazen takılıp izliyorum. Hem bilgi kirliliği var orada. Hani bilimsel açıdan çok yanlış şeyler yapılıyor. Kötü bir haber orada yer alan veya işte organ mafyası haberi. Manşet atılmış veya bir dizide yer almış. Böyle bir olay yok. Yani adli tıp kayıtlarında hani böyle organları çalınmış ve o organları kullanılmış bir vaka yok. Ama organ mafyası dediğinizde kişinin ilgisini o çekiyor. Ve inanın aylarca organ bağışı duruyor. Ama doğru şekilde bilgilendirdiğiniz, işin ulviyetini, kutsallığını, cana can kattığınızı dile getirirseniz, gösterirseniz orada, o zaman da insanların aklında bir şey oluyor, bakıyor, okuyor, Allah korusun böyle bir şey gündeme gelince de daha rahat bağışta bulunabiliyorlar. Evet, hocam o kadar önemli bir noktaya değindiniz ki gerçekten yapımlarımızda, dramalarımızda, dizilerimizde tabii tartışılacak çok fazla başlık var. Eleştirebileceğimiz ve toplumumuza zararının dokunduğunu bildiğimiz tartışılacak çok fazla konu var. Ama sağlık konusunda, sağlıkla ilgili tabii herhangi bir konudaki bir dizi de olsa bir kaza meydana geliyor ya da işte bir silahlı bir olay meydana geliyor dizilerde. Hani senaryo gereği bir çatışma ve bir macera gerekir. İzleyicinin ilgisini çekmek için bir takım olaylar meydana getirmeleri gerekir. İşin içine sağlık ve bir hastane süreci muhakkak giriyor. Ve burada çok ciddi bir danışmanlık alınması gerektiğini düşünüyorum. Sizin söylediğiniz gibi hele de prime time sürecinde yayınlanan, kitlelere ulaşan bu dramalarda çok ciddi bilgi kirliliğiyle, bakın organ bağışının aylarca durabildiğini söylediniz. Yapımcıların bu noktada çok büyük sorumlulukları olduğunu bir kere daha ifade etmiş olalım. Her konuda tabii bu dediğim gibi farklı boyutlarda tartışılabilir dizilerimiz maalesef.
Ancak özellikle sağlık konusunda bizim odamız sağlık olduğu için azami bir dikkat gösterilmesi gerekiyor. Çünkü olumsuz kanaatlere yol açabiliyor diyelim. Şimdi tabii organ nakli sürecinin ne kadar titizlikle yürütüldüğünü sizden dinledik hocam. Sağlık Bakanlığı özelinde bir organizasyon. Yasal kuralları da var mıdır? Tabii 1979 yılında 2238 sayılı bir kanuni düzenleme var. Organların alınması, saklanması ve nakli konusunda. Her şey yasal çerçevede. Yani organı nasıl alabilirsiniz, hangi koşullarda alabilirsiniz, nasıl nakledebilirsiniz, nerede saklayabilirsiniz. Bütün prosedür yasal olarak düzenlenmiş durumda. Yani biz yasaya tabi, sonrasında bir takım güncel şeye göre de yönetmeliklerle eklemeler yapılmış durumda. Bir yasaya tabi olarak, yani sonuçta bu işi kuralıyla, kaidesiyle gerçekleştirmediğinizde hukuki bir şeyle mutlaka karşılaşırsınız. Evet. Peki ülkemizde bir ulusal organ nakli sistemi mevcut elbette. Bunun çalışma disipliniyle ilgili neler aktarırsınız? Biraz önce de söyleyeyim. Sağlık Bakanlığı bütün organizasyonun başında. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün uhdesinde bir organ ve doku nakli daire başkanlığımız var. Ve onun uhdesinde de Ulusal Koordinasyon Merkezi diye bir merkez var. Burada 24 saat arkadaşlarımız görev yapıyor ve hem organ bekleyen hastaların bildirimini, hem bir verici varsa onların bildirimini mutlaka sistem, elektronik sisteme kayıt ediyor. Koordinasyonun içerisinde de 9 tane bölge merkezimiz var, 9 büyük şehrimizde. Biraz önce de söyledim, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Samsun, Erzurum ve Diyarbakır olmak üzere. Ve o bölge koordinasyon merkezleri de koordinasyon altında ihtiyacı olan merkez veya hekim, hastanenin sorumlusu buraya bildiriyor. Bütün hastanın verilerini orada değerlendiriliyor. Hastanın aciliyetinin önceliğine göre sırası belirleniyor. Mesela kalp içinde de bir derecelendirme var. Bazı hasta çok daha acil. Yani işte yoğun bakımda yatıyor. Yapay cihazlarda işte tedavi etmezseniz, yani organ nakli yapamazsanız işte bir hafta 10 gün Allah'ın verdiği ömrü kaybedeceğini biliyorsun. O hasta en öncelikli hasta. Bir hasta var serviste yatıyor. İşte kaybedersi bazı ilaçlar alıyor ama yani günlük ihtiyaçlarını görebiliyor. İşte solunum cihazına bağlı değil. O ikinci öncelikli hasta gibi böyle derecelendirmeler var. Organ vericisi de bildirildiğinde bu merkeze veya diğer organlar için böbrek, karaciğer, merkez bunu değerlendiriyor. Sizin böyle bir hastanız var, bunu alır mısınız diye size soruyor. Siz de bakıyorsunuz hastanın, çünkü sürekli güncelleniyor da bu liste. Her gün bu listeyi güncelliyorsunuz. O listedeki uygunluğa göre evet ben alırım dediğinizde artık prosedür başlıyor. Evet. Peki bir liste oluşuyor elbette ifade ettiğiniz gibi ve bekleme süreleri meydana geliyor hocam. Bu listeler nasıl oluşturuluyor ve hani bekleme süreçleri bazen çok kritik olabiliyor. Bununla ilgili haberlere de rastlıyoruz. Hasta ve hasta yakınlarıyla yapılmış röportajları da görüyoruz. Zorlu bir süreç elbette. Burada risk grubuna göre sanıyorum bir öncelik ve sonralık meselesi var. Tamamen hastanın tıbbi durumu söz konusu. Burada herhangi bir bazı alışkanlıklar var. Herhangi bir konuda işte şuradan bir yakın bulsak, şey bulsak, öncelik. Burada herhangi bir öncelik yok. Evet. Kesinlikle yok. Burada tek öncelik var, hastanın tıbbi durumu. Zaten siz onu detayıyla, bütün bulgularıyla, tetkikleriyle bu Sağlık Bakanlığı'na bildirmiş durumdasınız. Orası sizin değerlendirmenizi yapıyor. Ve bu hasta size uygun diyor. Siz de son durumda değerlendiriyorsun. Bir alıcıyla ilişkili bilgiler geliyor. Bir takım tabii kriterler lazım. Hastanın boyu ve kilosu uyması lazım, kan grubu uyması lazım. Bir takım özel testler var, özellikle böbrek ve karaciğer için. Onların uygunluk sağlaması lazım. Sonuçta ya organ vericisi var, bunu hemen alıp takalım diyebileceğiniz bir şey değil. Bir takım kriterler var. Onlarda da en uygununu bulmaya çalışıyorsunuz. Sonuçta bu organı taktığınız vücut bazen reddedebilir. Uygun, yani yabancı bir organ diye. Sonuçta bunu en aza indirmek için bir takım kriterleriniz var. Bir takım ilaçlar kullanmanız lazım. Gerçekten çok kuralına göre işleyen bir şey. Ben bazen şunu dile getiriyorum. Yani ülkemizde belki de en iyi istediğini düşündüğüm sistem bu organ nakli bağışı sistemi. Çünkü tamamen hastanın tıbbiyeti önemli. Tıbbiyeti de belirleyen sizin en üst merciniz Sağlık Bakanlığı kurumu. Sonuçta bu sağlık içinde en üst kurum orası. Biz hekim olarak sadece vazifemizi yapmaya çalışıyoruz. Evet, çok da ulvi bir vazifeyi gerçekleştiriyorsunuz hocam. Farklı boyutlarını konuşmaya devam edeceğiz. Özellikle nakil işlemleri, o operasyonlarla ilgili merak ettiklerimiz var. Sonraki süreçle ilgili merak ettiklerimiz var. Devam edeceğiz, ancak şimdi kısa bir ara verelim. Tamam.
Evet, programımıza devam ediyoruz. Çok değerli bir konuğumuz var. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Mehmet Ali Özatik hocamız bizimle birlikte organ nakilleri sürecini ve organ bağışını konuşuyoruz. Organ bağışının ne kadar kıymetli olduğunu farklı boyutlarıyla detaylandırıyoruz. Aynı zamanda ülkemizde organ nakilleriyle ilgili nasıl bir sistemin olduğunu ve bu sistemin nasıl profesyonelce işletildiğini yine değerli hocamızdan dinliyoruz. Şimdi farklı boyutlarını değerlendirmeye devam edelim. Hocam ülkemizde tabii sırada olan organ nakli bekleyen hastalarımız var. Bunların sayısını da izleyicilerimize aktarırsak belki yine organ bağışı noktasında ne kadar ihtiyaç olunduğunu anlamış oluruz. Peki, ben, nasıl müsaadeniz olursa rakamsal olduğu için önceki gün bakanlığımızdan aldım bu programa katılacağım diye oradan vereyim bilgileri. Hı hı. Şu anda listede bekleyen 33.498 hasta var. Bunların 25.000 kadarı böbrek hastası. 2650'si karaciğer, 1577'si kalp, 203 akciğer, 275 pankreas ve 3647 tane de kornea nakli bekleyen hasta söz konusu. Ben yaklaşık 27-28 yıldır bu işle uğraşıyorum. Bu sayılar hiç değişmiyor. Yani yapılan organ nakillerine rağmen her gün yeni bir hasta maalesef listeye katılıyor ve hep bu 33.000-34.000 bandında bu bekleyen hasta devam ediyor. Evet, dolayısıyla büyük bir kitle var şu anda organ nakli bekleyen ve bunların karşılanması için de ciddi bir bağış gerektiğini biliyoruz. Peki hali hazırda gerçekleştirilen nakil sayıları ile ilgili de hocam verileri aktarsak ve şimdi tamam ülkemizde organ bağışları yeterli değil dedik ama bu noktada çok başarılı operasyonların da yapıldığını biliyoruz. Ülkemizde ne durumda, Avrupa'da ne durumda? Şöyle bize bir tablo sunsanız neler söylersiniz? Sunayım. Orada tabii rakamlar biraz beklentimizin altında. Şöyle söyleyeyim. Bağış yaklaşık geçen yıl 2023'te 1800 küsur, 1856 organ bağışı olmuş. Bu organ bağışı olanların ancak %20'sinin ailesi izin alınarak organları kullanılabiliyor. Geri kalan %80'ini maalesef biz kullanamıyoruz. Hı hı. O %20'nin de yine 5'te 1'i, yine %20'sinin ancak organları tıbbi olarak uygun oluyor. Ancak onları kullanabiliyoruz. Bu tabii kadavra vericiden bahsediyorum. Yani beyin ölümü gerçekleşmiş. Öyle olunca özellikle bu COVID pandemisi sonrası ciddi bir düşüş oldu nakil sayılarımızda. Biz onun öncesinde yıllık 90-100 civarında kalp nakli ameliyatı gerçekleştirebiliyorduk. Hı hı. Şeyimize baktığımızda kapasitemizi biz bunu 4-5 katına gerçekleştirebilecek durumdayız. Yani hem ekip olarak hem hastane kurgusu olarak yapabilecek durumdayız. Tabii kalp, akciğer gibi organlar tamamen beyin ölümü gerçekleşmiş kadavra diye tanımladığımız bu vericiye bağımlıyız biz. Hı hı. Sadece iki organ bu anlamda farklı, karaciğer ve böbrek. Hı hı. Orada canlıdan nakil gerçekleştirebilmeniz mümkün. Orada da yine kanuni düzenlemeyle ancak dördüncü dereceye kadar yakınlarınız size organlarını bağışlayabilir. Tıbbi olarak da karaciğer iki parçadan oluşuyor vücudumuzda. Bunun küçük parçasını alıp bekleyen hastaya naklettiğinizde o hasta da tam işlem görebiliyor. Tabii organ vericisi olan kişinin de hayatını riske etmemeniz lazım. Kalan karaciğer de o kişinin hayatiyetini sürdürmesini sağlayabilir. Yine iki tane böbreğimiz var. Tek böbrekle hayatiyeti sürdürmek mümkün. Bizde biraz karaciğer ve böbrek sayılarımız çok üst düzey. Dünyanın birinci ülkesiyiz diyebiliriz. Hı hı. Çünkü bir yakınınız böyle bir şey olduğunda sonuçta anne, baba, kardeş mutlaka özellikle karaciğer ve böbreği bağışlayabiliyor. Ve oransal olarak baktığımızda karaciğer ve böbrekte bizim nakillerimizin %80-85'i canlıdan. Hı hı. Ancak %10-15'i kadavradan gerçekleşebiliyor. Dünyada bu oran tam tersine. Hı hı. Gelişmiş ülkelerde %80'i, 75'i, 80'i kadavradan alınan organlar kullanılıyor. Canlı vericisi %20. Aslında bu bizim bağış konusunda ne kadar hassas olduğumuzun bir göstergesi. Sonuçta toplumsal olarak biz birilerine yardım etmeyi, hassasiyet göstermeyi ruhumuzda var bizim. Evet. Yani canlı kendi de hayatiyet içerisindeyken bir yakınına
kendi böbreğini veriyor. Tabii bir ameliyat oluyorsunuz, hayatınızı riske ediyorsunuz. Tabii evet. Ki. Ama öbür tarafta... Dolayısıyla bir kadavradan beyin ölümü gerçekleştikten sonraki bir işleme gerek kalmıyor. Evet, sonuçta o organlar kullanılmazsa toprağa veriliyor. Belli bir süre sonra da toprak oluyor yani. İşin gerçekten bu dengesi çok önemli. Öyle olunca da tabii organ nakli sayıları maalesef kısıtlı. Bir de dediğim gibi COVID pandemisinden sonra ciddi bir düşüş oldu. Biz bu yıl ülke genelinde ancak 25 tane kalp nakli gerçekleştirebildik. Çünkü biz tamamen kadavra vericiye bağımlıyız. Kişinin kalbini alıp bir başkasına evet. Nakletmeniz mümkün değil. Böyle bir durum söz konusu. Evet. Bir sorumuz var hocam bununla ilgili. İzleyicimiz demiş ki annem böbrek yetmezliği hastası. Şu an diyaliz makinesine bağlı değil ama sınırda. Annemin yaşı 62, ben ise 32 yaşındayım. Kan grubumuz aynı ve bu yaşa dikkate alınarak böbreğimi anneme bağışlamam uygun mudur demiş. Şimdi burada tabii benim tıbben ana konum değil ama genel olarak bilgi verebilirim. Sonuçta bu şekilde hasta hayatını idame ettirebiliyorsa diyalize bağımlı kalmadan bu şekilde tıbbi tedaviyle takip edilmesi daha uygun. Ancak diyaliz bağımlı hale gelirse o zaman nakilli, böbrek nakliyle ilgilenen arkadaşlarımız onu değerlendirip evet kan grubu uyumu varsa, vücut uyumu varsa bir takım alt testler var. Doku tiplendirmesi dediğimiz o doku uyumu da birebire yakın örtüşüyorsa o zaman bu nakil gerçekleştirilebilir. Ama şu an bence daha ihtiyaç yok gibi görünüyor. Gibi görünüyor ama ihtimal dahilinde yine izleyicimiz bize danışmak evet. istemiş fedakar bir evlattan bahsediyoruz. Evet. Biraz önce sizin de söylediğiniz gibi bizim o noktadaki sıcak ilişkilerimiz, ailelerimizle olan fedakar ilişkilerimiz bu boyutlarda avantaj da sağlıyor elbette. Şimdi yine bilinçli bir gencimiz bize ulaşmış hocam. Hemen onu size aktarmak istiyorum. Aslında bahsettik ama bir kere daha vurgulayalım. Yaşım 19. Ben vefat ettikten sonra organlarımın bağışlanmasını istiyorum. Bunun için nasıl bir yol izlemeliyim demiş. Hemen en yakın bir sağlık kuruluşuna gidecek. Sonuçta 18 yaşını geçmiş. Yanında da birisi şahit gelecek, bir arkadaşı da olabilir. Gidip ben organlarımı bağışlamak istiyorum diyecek. Ona bir form doldurulacak orada. O formun içeriğinde de tüm organlarını bağışlayabilir veya bağışlamak istediği farklı organlarını seçebilir. Sonuçta bir bağış yapıyorsanız artık tüm organlarınızı bağışlamak en doğrusu. Sonrasında da orada prosedür yerine getirilip kendisi organ bağış sistemine bildirilecek. Artık o bir organ bağışçısı olacak ve bir gönüllülük şeyini yerine getirmiş olacak. Getirmiş olacak. Evet, tebrik ediyoruz. Kutluyoruz tabii. Gençlerimizden bu bilinci gerçekten bekliyoruz. Allah uzun ömürler nasip etsin elbette. Amin. Yani şimdi genç yaşta hani organlar daha sağlıklı durumdayken bir handikap yaşandığında, bir vefat, bir beyin ölümü meydana geldiğinde elbette bu organ nakilleri gerçekleşecek. Belki gencimiz 90'larına kadar yaşayacak, öyle bir şey de olmayacak ama vicdanen yani böyle bir sorumluluğu yerine getirmiş olmayı da hayatında tecrübe etmiş olacak. Bunu bir kere daha vurgulamış olalım hocam. Şimdi ülkemizin tabii farklı yerlerinde organ nakil merkezlerimiz var. Bunların sayısı ve çalışmaları ile ilgili de neler aktarırsınız? Onu da son notlarımdan bakayım. Şu anda aktif kalp, karaciğer, böbrek organ nakli yapabilen 154 merkezimiz var. 27 tane kemik iliği, 12 tane de göz bankasında organ nakilleri gerçekleştirilebiliyor. Bu tabii burada da diğer tıbbi hizmetlerden farklı, Sağlık Bakanlığımızın hem ilgili birimlerinin hem oluşturduğu bilim kurullarının bir değerlendirmesi oluyor. Yani siz ben organ nakli yapmak istiyorum diyerek direkt bu işe soyunamıyorsunuz. Kendinizle ilişkili tıbbi süreci bildiren bir dosyanızı bu bakanlığın ilgili mercilerine takdim ediyorsunuz. O değerlendiriliyor. Sizin tecrübeniz, bu konudaki bilgi birikiminiz değerlendiriliyor. O bilim kurulu tarafından evet siz organ nakli yapmaya uygunsunuz deyip size bir ruhsat veriliyor. Yetki veriliyor ve bu yetki o hastanede sadece bu işi yapabilecek o kişiye ve onun yardımcısına veriliyor. Bir takım puanlamaları var. Yani normal bir hekim teknik olarak evet bu işler yapılabilir ama ayrı bir tecrübe gerektiriyor. Sonuçta yine merkez sayısı da bakanlığımız tarafından ülkenin ihtiyacına göre belirleniyor. Yani merkez sayısını artırmak, organ naklini artırmak anlamını taşımıyor. Kalp nakli için 15 merkezimiz var. Mesela akciğer nakli için
Sadece İstanbul ve Ankara'da iki tane merkezimiz var. Bir tanesi bizim bünyemizdeki merkez. Sonuçta bu bağışlanan organı yapabilecek kapasitede merkezimiz var şu anda. Hı hı. Şimdi bu merkezi 30 tane yaptık. Organ bağışı 50 tane. Yani bir tane, iki tane her merkezin yapması değil. Bir merkezde daha çok sayıda yapılması ve tecrübenin o merkezde oluşması hedefleniyor aslında. Evet, peki hocam. Şimdi burada uluslararası boyutta da ülkemizin sağlık hizmetleri olduğunu, bu noktada ülkemize bir yabancıların gelip Türkiye'de sağlık hizmetleri aldıklarını da biliyoruz. Bu organ nakillerinde yine yabancı hastalara da hizmet sunuluyor mu? Şöyle, eğer canlı vericisiyle birlikte gelirse tıbbi değerlendirmesi yapılıp organ nakli ruhsatı olan merkezlerde karaciğer ve böbrek nakilleri gerçekleştirilebiliyor. Diğer organlar için bu mümkün değil. Çünkü organı bağışlayan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Kanuni düzenlememiz de o şekilde. Mutlaka o organı bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına kullanmak zorundasınız. Ancak bir takım diğer destek cihazları gibi bu süreci biraz daha uzatan bir takım uygulamalarımız var. O tür ameliyatları biz kalp olarak gerçekleştirebiliyoruz. Evet. Onun dışında yabancı bir vatandaşın kadavradan bir alıcıyla organ nakli olması mümkün değil yani. Değil, evet. Şimdi hocam farklı sorularımız var. Birkaç tane onlardan aktarayım. Bir izleyicimiz demiş ki karaciğer nakli oldum ama sonrasında sarılık baş gösterdi ve çok uzun süre problemler yaşadım. Karaciğer uyumlanması konusunda nelere dikkat ediliyor genelde demiş. Şimdi tabii öncesinde yapılmadan önce yapılan bir takım dikkatli değerlendirmeler var. İşte kriterler uyuyor mu? O doku tiplendirmesi dediğimiz testler uyumlu mu? Onlar örtüşüyorsa, birebire yakın doğru karar verirse bir kere işlem teknik olarak zaten tecrübeli bir cerrahi ekip tarafından yerine getiriliyor. Ama şimdi bir yabancı organ, bu aynı bir hastaya bir kan verdiğinizde de geçerli bir şey veya bir ilaç yaptığınızda vücut bir reaksiyon gösterir. Vücudun aslında bir savunma sistemi var. Bu verilen organı da aynı şekilde değerlendiriyor. Benim vücuduma yabancı bir şey geldi diye. Sonuçta ona karşı kendini korumaya alıyor ve bir takım antikor dediğimiz maddeler üretiyor. İşte onların oluşmaması için de bu dönemde hastalara bir takım ilaçlar veriliyor. Özelliği olan ilaçlar veriliyor ve kişinin bağışıklık sistemi baskılanarak belli bir sürede bu organa adaptasyonu, alışması sağlanıyor. Sonra yavaş yavaş o ilaçların dozu azaltılıyor. Muhtemelen hastamız böyle bir süreç yaşadı. Sonuçta tabii bunlar olabilecek şeyler, bir takım komplikasyonlar ya da vücudun organı reddetmesi gibi olaylar ama nadir yaşadığımız şeyler. Evet, aslında en merak edilen boyutlardan biri de bu gerçekten hocam. Hani tamam, bağışçı bulundu, hastayla buluşturuldu, operasyon gerçekleşti, ya uyumlanmazsa? Nadir görülen bir süreç dediniz ama red reaksiyonu deniyor galiba hocam. Evet. Neler aktarırsınız bununla ilgili? Yani çok az gördüğümüz bir şey ama olabilecek. Onun için de bir takım önlemler alıyoruz, bir takım ilaçlar veriyoruz. Hastanın immün sistemini dediğim gibi baskı altına alarak o süreçte organı kabullenmesini sağlıyoruz. Belli bir süre sonra zaten bu adaptasyon sağlanıyor ve biz de bu ilaçların dozunu giderek azaltıyoruz. Ve hasta o idame tedavisiyle normal diğer ameliyat olduğunda nasıl bir takım ilaçları kullanmak durumundaysa, işte mesela kalp ameliyatı oldu, tansiyon ilacı, kan sulandırıcı kullanması gerekiyorsa aynı bu şekilde bağışıklık sistemini etkileyen ilaçları düşük dozda ömür boyu kullanıyor tabii. O belli periyotlarla işte kontrollerini yapıyorsunuz, bu ilaçların kan düzeyini ölçüyorsunuz. Böylece organın uzun ömürlü olmasını sağlıyorsunuz. Bugün hani 25-30 yıl önce nakil olmuş hastalarımız var. Bizim biraz önce arkadaşlarımdan not aldım. Bizim ilk hastamız 25. senesinde. Ki bu kalp nakli süreci şöyle. Bu kişi bir yıl içerisinde hayatını kaybedecek bir hastayı zaten biz sisteme bildiriyoruz. Elimizdeki tıbbi verilerle. Bugün bir hastanın hayatta olması mümkün değildi. Bugün 25. senesinde. Birçok hastamız var. Hasta topluma kazandırılmış oluyor. İş hayatına kazandırılmış oluyor. İşin bir de ekonomik boyutu var aslında. Tabii biz önce işin tıbbi ve sağlık tarafındayız. Organ nakli bekleyen hastaların ciddi bir maliyeti var ülkemize. Yaklaşık yıllık 4-5 milyar civarında. Sonuçta sosyal güvenlik sistemimiz bütün hastaları kapsayan bir şey. Bu kişilere eğer organ nakli yaptığınızda bu maliyet 5'te 1'ine düşüyor. Standart ilaç ve kontrol maliyetine. Bir de topluma kazandırıyorsunuz. Kişi tabii işte böbrek hastası, haftada 3 gün en az 4 saat, 5 saat diyalize giriyor. Sonuçta iş gücü kaybı, sosyal hayattan geri kalıyor. Bunu böbrek nakli yaptınız, cihazdan kurtardınız.
Kişi hem sosyal hayata geri dönüyor, hem işi gücü olabiliyor, evleniyor, çocuk sahibi oluyor. Yani çok güzel bu tür yaşadığımız olaylar var. Evet, siz de pek çok şeye şahit oluyorsunuz gerçekten hocam. Aslında her nakil hastasının kendine özel bir hikayesi var, yaşadıkları var, umutları var. Ve sonrasında onları hayata kazandırmak, ifade ettiğiniz gibi tekrar normal yaşamına dönmesini sağlamak çok mutluluk verici bir şey olsa gerek. Böyle anılarınız var mı aklınızda kalanlar? Yani gerçekten bu hasta grubu, bu işle ilgilenen hekim arkadaşlarımız, hemşire arkadaşlarımız çok iyi bilirler. Çok farklı bir hasta grubu. Sonuçta bunların hastalık süreci kronik olduğu için size çok daha sık kontrole geliyorlar ameliyatları öncesinde. Bir yakınlık oluşuyor. Sonra onlar size hayatını kurtaran kişi gözüyle bakıyorlar. Bütün meslektaşlarımıza, ona hizmet sunanlara. Hatta kendi gerçek doğum günlerini o ameliyat olduğu gün gibi kabul ediyorlar. O günlerin kutlamasını yapıyoruz. Sonuçta devamlılığında da daha sık görüyoruz. Aslında tabiri caizse bir tür akrabalık bağı kuruluyor. Yani organ nakli olayın hastayla o hastaya hizmet sunan hekim, hemşire, teknisyen grubunda gerçekten bir akrabalık bağı kurulmuş oluyor. Görüşüyoruz sürekli sosyal medya üzerinden ya da telefonlarımız mutlaka kendilerinde vardır. Her en ufacık bir sıkıntılarında ararlar. Özel günlerinde ararlar. Yani özel günlerine sizi davet ederler. Böyle bir sosyal ilişki kuruluyor. Yani diğer hastalarda olandan çok daha farklı. Hastanede bir hocamız var kalp yetmezliği ilgilenen. Biraz hani sosyal yönü de kuvvetli. Böyle bir şeyleri derlemiş. Yakında bir kitap haline getirmeyi düşünüyor. Gerçekten çok özellikli hikayeler var. Evet ve çok kıymetli bir eser olacağı belli şimdiden hocam. Çünkü hani biz böyle tıp konuşuyoruz, tıbbi uygulamaları konuşuyoruz ama onun arkasında duygular var, yaşananlar var, hayatlar var. O boyutları hani böyle çok tıbbi boyutunu konuştuğumuzda ıskalayabiliyoruz ama sağlıkla ilgili meselelerin o arka planında çok başka hikayeler de olduğunu biliyoruz. Sizler bizzat buna elbette şahit oluyorsunuz. Bunların aktarılması da bence yine bir toplumsal hafıza açısından oldukça kıymetli. Kesinlikle. Çok güzel çalışmalar olduğunu düşünüyorum ben de hocam. Şimdi farklı sorularımızla devam edelim. Bir izleyicimiz demiş ki hepatit B hastaları organ bağışı yapabilir mi? Orada bir özellik var tabii. Alıcının da hepatit B'li taşıyıcısı olması lazım. Çünkü o zaman bir hastalığı diğer kişiye taşımış oluyorsunuz. Orada böyle bir özellik var. Peki hocam biraz önce ifade ettiniz aslında vurguladık ama bir kere daha soralım. İzleyicimiz demiş ki organ nakli sonrası anne olunabilir mi? Bu konuda herhangi bir olumsuzluk var mı? Aslında hem bağışçı açısından sorabiliriz. Örneğin bir böbrek nakli, karaciğer nakli gibi hayatiyeti hayattayken organ bağışı yapan kişilerde yine normal bir evlilik ve çocuk sahibi olma süreci. Aynı zamanda da nakil alan kişilerde problem oluyor mu? Bu tür hastalarımız var. Tabii daha yakın takip gerektiren. Ülkemizde mesela rahim nakilleri yapılıyor ve rahim nakli yapılıp kişinin doğumu gerçekleşti. Yani gerçekten bunlar düşündüğünüzde insanı çok heyecanlandıran şeyler. Çocuk sahibi olmaları mümkün ama tabii ilaç dozlarının ve kontrollerinin çok yakın takip edilmesi lazım. Evet. Peki hocam bu nakil operasyonları ne kadar sürüyor? Tabii organa göre muhakkak değişecektir. Örneğin sizin kendi uzmanlık alanınız olan bir kalp nakli, böyle uzun saatler süren ameliyatlar mı? Ve sonrası süreçte hasta ne kadar sürede normal hayatına dönüyor? Şöyle söyleyeyim, başlangıcından yani size haber gelişinden hastanın ameliyattan çıkışına kadar aşağı yukarı 48-72 saatlik bir süreçten bahsediyorum. Size işte genelde de dediğim gibi akşam saatinde size bir haber geliyor. Şurada uygun organ var. İşte diğer organları değerlendiriyor. Çünkü her organın kullanılması lazım. İşte uygun hasta bulunmaya çalışıyor. Her organ için uygun hasta bulunduğunda tamam deniliyor ve süreç başlıyor. Sonuçta farklı farklı şehirlerden ekipler, eğer o merkezde vericinin çıktığı merkezde organ nakli yapılmıyorsa mutlaka siz kendiniz gidiyorsunuz. Sonuçta bizde zamana karşı şöyle bir şey var. Orada kalbi çıkarttığınızdan burada ameliyatı tamamlamanıza kadar bu işi 4 saat içinde yapmanız lazım. Sonuçta zamana karşı yarışıyoruz biz aslında. Oraya ekip iniyor, organ uygun dediğinde siz bu sefer alıcı hastayı hazırlamaya başlıyorsunuz. Ve ekip onu çıkarıyor, işte diğer organları herkes kendi merkezine götürürken kalp geliyor. Ve biz 4 saat içinde bunu yapmak zorundayız. Ve süreci başından sonra baktığınızda aslında 48-72 saat
Evet, uyumadan, belki düzenli yemek yemeden ama sonuçta o kalp atmaya başladığında sizin için her şey bitiyor. Evet. Yani o bambaşka bir duygu tabii. Yani bunu evet. kelimelerle ifade etmek çok zor. Ama müthiş bir maraton olduğunu anladık. Yani uzun saatler derken 48-72 cevabını beklemiyordum doğrusu. Gerçekten çok ciddi bir maraton yaşadığınızı söyleyebilirim. Her organın tabii canlılığını koruma süresi var. Diğer organlarda biraz daha süre toleranslı olabiliyor 6-7 saat. Fakat süreyi ne kadar kısa tutarsanız onun yeniden hareket etmesi, çalışması daha kolay oluyor. Hı hı. İlaç ihtiyacı daha az oluyor. Hasta daha çabuk iyileşiyor. Mesela biz 4 saatte değil de 1-1,5 saatte bu nakli yapabiliyorsak, daha yakın bir merkezden geldi, aynı ilden geldi. Hı hı. O zaman daha çabuk hastalarımız toparlıyor. Hı hı. O yüzden o maksimum süre, yani yapmanız gereken bahsettiğim. Evet. Ama olayın işine girdiğinizden tamamlayana kadar, tabii bunun bir de devam eden süreci var. Hasta hemen yoğun bakıma çıkıyor, toparlanma süreci var. Birkaç gün o sürüyor. Oradan artık ekiplerinize devrediyorsunuz ama bir cerrahi ekibin, aktif cerrahi ekibin 48-72 saat aktif zamanı geçiyor bu süreçte. Evet. Sonrasında yoğun bakım süreci ve hastanın hastaneden çıkışı ne kadar zaman alıyor hocam? Tabii hastanın tıbbi gidişine göre ama yani 2 veya 3 gün mutlaka yoğun bakım takip ediyoruz. Bunun ilk 24 saati solunum cihazına bağlı bir sürecimiz oluyor bizim kalp nakli için. Hı hı. Diğer organlarda bu süreç daha kısa olabiliyor. Sonrasında 5-6 gün bir servis takibimiz oluyor. İşte 10. günde bir hastaya biyopsi yapıyoruz. Yani özel kateterlerle gelip kalbin içinden hücre alıp bir organ reddi durumu var mı yok mu onun kontrolünü yapıyoruz. Onda bir sorun da yoksa hastayı yavaş yavaş evine taburculuğa hazırlıyoruz yani. Hı hı. Şimdi tabii hocam burada tabii pek çok handikap da yaşanabiliyor. Bu ameliyat sürecinde en korktuğunuz riskli durumlar neler oluyor? Elbette ki bu taktığınız, yerleştirdiğiniz organın vazife görmemesi. Yum sağlamaması olabilir. Evet. Yani bu bazen akut da olabiliyor, o ameliyat masasında. O kalp çalışmayabiliyor. Bu dediğimiz şey yani %1 hastada karşılaştığımız bir şey. %99 hastada normal çalışıyor. Veya diğer organlar için karaciğer, böbrek işte ameliyattan çıkıyor. Biraz etkilenmiş olabiliyor. Tekrar hastaya diyaliz ihtiyacı veya karaciğere yönelik tedavi gelebiliyor. Bir toparlanma süreci sağlamak gerekiyor. Ama böyle bir sürecimiz oluyor. Ama dediğim gibi çok küçük az sayıda. Evet, evet. Tekrar ifade etmiş olalım. Bu noktada hem nakil merkezleri, bu ulusal sistemlerimiz, hastanelerimizin altyapısı, şehir hastanelerimiz özellikle bu noktada çok önemli hizmetler veriyorlar ve siz değerli en yetkin hocalarımız çok önemli çalışmalar sunuyorlar. Dolayısıyla bağış olduktan sonra bu işlemlerin kolaylıkla gerçekleştirilebildiğini ve yüz güldüren sonuçlar elde edilebildiğini bir kere daha ifade etmiş olalım. Şimdi hocam tabii meselenin bir de psikolojik boyutu var. Elbette nakil hastası olmak, o hastanın ailesi olmak ya da bağışçı olmak ciddi anlamda psikolojik süreçleri de gerektiriyor. Bununla ilgili Almanya'dan yayınımıza katılacak bir konuğumuz var. Pedagog ve psikolog Gül Beyaz Kılıç bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim. Umarım siz de iyisinizdir. Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi biraz önce de ifade ettiğimiz gibi her tıbbi sürecin aslında psikolojik bir yansıması da muhakkak oluyor. Hem hastaya hem ailelere. Organ nakli de tabii adı bile korkutucu, kaygıya yol açabilecek işlemler. Bekleme sürecinde yine belirsizlikle ilgili pek çok problem yaşayabiliyor kişiler psikolojik boyutuyla. Bu süreç nasıl yönetilmeli ve özellikle bu tür hastaların en çok karşılaştıkları psikolojik süreçler nelerdir? Hocamız zaten birçok şeye değindi, sizinle beraber çok kıymetli bilgiler paylaştınız ama belki altını çizmemiz gereken noktalardan biri şudur. Temel korkulardan biri ölüm korkusudur insanda. Hastalıklarla beraber ya da bir ameliyatla bağdaştırdıkları genelde ölüm korkusu olduğu için bununla alakalı ciddi anlamda eşlik edilmesi gerekir. Özellikle yaş ve cinsiyete de bağlı. Bu bazı bilimsel çalışmaların bize vermiş olduğu verilerde kadınların ölüm oranı ya da işte bundan olan buna karşı olan korkuların daha tetikleyici. Birçok hastalıkla beraber geldiğinin ve oluşturulan korkulardan dolayı
hem kendilerinin hem de yakın çevresinin daha farklı etkilediklerine alakalı çalışmalar var. Bugünkü yayınla alakalı olarak ek olarak şuna da dikkat çekmek istiyorum. Türkiye'de hocamız daha iyi bilir stüdyo konumuz olarak 24 binden fazla nakil işlem yapılması gerekiyordu 2023 yılı için. Burada hem çocuklar hem gelişimini tamamlamış olan yetişkinler söz konusu. Önemli olan böyle bir nakil söz konusu olduğunda hem kişinin kendi rızasının olmuş olması, önceden bu konuyla ilgili bilinçlenmemiz gerektiğinin yine altını çizmek lazım. Artı hocamızın da değindiği gibi hem organ bağışını bulunan kişinin hem de yakınlarını ilgilendiren bir süreç. Eşlik edebilmek için bir uzmana muhakkak başvurmaları, özellikle küçük yaşta hem çocuk ya da ergen daha henüz gelişimini ya da olgunluk derecesine ulaşmamış olan kişilerde bir uzmanın gözetiminde olmaları gerekiyor. Bunu nasıl yapabiliriz? Özellikle çocuklarla alakalı belki bir örnekte bulunayım. Çocuklara bir organ nakli yapıldığında, bazen çocuklar için de bu çünkü geçerli ve gerekli oluyor. Hocamız da belki değinmek ister. Burada başka bir organın size nakil edildiğinde size aslında bir hediyede bulunduğunu bu kişinin ve sizin bununla beraber yaşayabileceğinizi, minnet duygusu açısından ona iyi bakabileceğinizi ve bir bağ kurmanız gerektiğini de açıklarsanız, bu hem organı bedensel olarak kabul etmek hem de ruhen kabul etmekle alakalı olan bir süreç oluşturuyor. O yüzden bu çok önemli ve mühim bir alan. Evet, çok da güzel bir yaklaşım. O organı, bağışlanan organı bir hediye olarak kabul etmek. Aslında hali hazırda şu anda vücudumuzda bulunan bütün organlar da birer hediye. Ama onu bir başkasının sağlık problemini halletmek için bağışlamak ve onda çalışmaya devam etmesi o hediyenin farklı bir boyutu oluyor galiba. Çok da güzel yaklaştınız bu meseleye. Tabii ailelerin kaygıları bazen hastayı çok yıpratabiliyor. Bazen hasta daha bu konuda kendi kontrollü olabiliyor ama aile yakınları ciddi bir kaygı yükleyebiliyorlar. Burada ailelerin yaklaşımı ile ilgili tavsiyeleriniz neler olur? Burada özellikle bazı korkuları, kendilerine ait olan korkuları ayrıştırmaları gerekiyor. Hastanın kendini iyi hissetmesi için ne kadar destek olmaya çalışırlarsa o kadar faydalı olacaktır bu süreçte. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz. Kendinizin soruları varsa, acaba işte organla beraber herhangi bir huy değişikliği olur mu gibi sorular da gelebiliyor bazen. Bununla alakalı hem bilgi edinmeleri hem de kendi korkularını ayrıştırmaları, hastanın bir an evvel ayağa kalkıp düzelmesini istedikleri için bu süreçte neye ihtiyacı var diye soru sormaları daha çok ilerletir kendilerini. Kaygıları konusunda da yine tekrar şöyle bir durum söz konusu. Az önce çok güzel bir örnekte bulundunuz. Şu anki organlarımız da bize hediye olduğu için biraz kendilerine dönüp bakmaları, kendileri için ne yapabilirler ve hasta yakın olarak onun için ne yapabilirler sorusunu sorduğunuzda daha rahatlatıcı bir sürece girebiliyorlar. O yüzden hem kendileri için hem de etraflarındaki insanlar için ya da hastalar için daha faydalı bir süreç. Evet. Burada eğer baş edilemiyorsa kaygılarla destek hizmetleri almak bence çok kıymetli. Bu noktada tavsiyeleriniz neler olur? Burada hem ulaşılabilir, hızlı bir şekilde kendilerine yakın olan bir uzmanı seçmelerini tavsiye ederim ben. Çünkü hem zaman olarak hem de mekan olarak birbirlerine yakın olmaları çok faydalı olacaktır. Yüz yüze olan danışmanlıkları muhakkak araştırsınlar. Bazen nakil yapacak olan doktorun da tavsiyesi ya da yönlendirmesiyle beraber çevrelerindeki uzman psikologlarla görüşebilirler. Onun dışında biliyorsunuz koronadan sonra birçok şey değişti. Online danışmanlık hizmeti sağlayanlar da var. Ulaşım çok zorsa veya çok mobil değilse insanlar o zaman bu yola da başvurabilirler. Her şeyden önce şuna dikkat etmelerini rica edeceğim. Başvurdukları uzmanın yönlendirmesi çok önemli ama o uzmana güvenmeleri de çok önemli. O yüzden kendilerini iyi hissettikleri ve evet ben bu insana güvenebilirim, bu insan bana eşlik edebilir diye düşündükleri uzmanlarla yola çıksınlar. Aksi takdirde sürekli bir karın ağrısı varsa maalesef o süreçte artı değil eksi olarak devam ediyorlar. Evet, burada nakil sonrası süreçlere de değinelim. En nihayetinde hani yabancı bir organ nakledilmiş oluyor ve bunun vücudunda çalışmaya devam etmesi, kişide psikolojik bir yabancılaşma ya da yine belki kaygı süreçleri meydana getirebiliyor mu? Yani hani bir bekleme süreci var, bir de sonrasında nakil aslında iyileşme süreci ama psikolojik açıdan iyileşememe gibi bir durum söz konusu oluyor mu?
Maalesef buna yakın örnekler mevcut. Burada önemli olan şu, beynimiz o kadar ciddi bir organ ki neyi nasıl yönlendireceğimize biraz da beynimize, düşüncelerimizle aslında istikamet veriyoruz. O yüzden burada önemli olan şey şu, öncesinde alınan danışmanlıkla daha sonraki operasyondan sonraki danışmanlığın devam etmesi ve bu yabancılaşma ya da kendi içinde acaba bu insanın hayatı nasıldı diye sorgulama süreçlerine girebiliyor insanlar. Bu insan kimdi ya da nasıl yaşadı? Ben şimdi bu saatten sonra nasıl yaşamak istiyorum, kabul etmek istiyor muyum, istemiyor muyum gibi. Hani bir doku olarak uyuşma var ama bir de psikolojik anlamda bir uyum söz konusu var gerekli olan. Burada bunu sağlayabilmek için bazen o kişinin yakınları varsa eğer organın nakledilen kişinin yakınlarıyla bağ kurmak, onlarla beraber o kişi hakkında görüşmek ya da işte hangi huyları olumlu olan, pozitif olan huyları nelerdi, neye dikkat ederdi gibi şeylerle hem karşı tarafı biraz tanımaya çalışmak biraz daha tanınır ve ulaşılabilir bir hale getiriyor içindeki organı. Hem de bende de belki bir ortak nokta vardır. Bu ortak noktayla ben şu şekilde ilerleyebilirim. Ya da hayatımı sürdürürken hem o kişiyi hem de kendimi psikolojik anlamda var olan şeylere teşekkür etme listemi uzatabilirim gibi. Böyle farklı metotlarla ilerleyebiliriz. Evet. Peki son olarak şunu sormuş olalım size. Organ bağışı yapmak isteyen kişiler için de elbette meselenin psikolojik bir boyutu var. Hatta pedagojik boyutları da var. Çünkü çocukluktan itibaren bu bilinç geliştirilmeli. Organ bağışının toplumsal bir ihtiyaç olduğu çocuklara da anlatılmalı. Ve gençler için de aynı şey geçerli. Tabii zaten gençlik döneminde en kıymetlisi bu bağışların yapılması. Bununla ilgili pedagojik yaklaşımlar nasıl? Almanya'da mesela bununla ilgili aktarabileceğiniz örnekler var mı? Bununla alakalı özellikle yani gençlik döneminde, ergenlik dönemine itibaren bu tür konular okul sisteminde işleniyor. Organ bağışı olsun mu, olmasın mı? Ya da ötenazi gibi konuları çok ağır olan konular aslında gençlerle beraber işlemeye başlanıyor okul sisteminin içerisinde. Metot olarak da genelde artıları nelerdir, eksileri nelerdir? Sen olsan nasıl davranırdın? Ya da bir yakının için söz konusu olsa bunu ister miydin, istemez miydin gibi. Tamamen bireysel anlamda kendilerini ve bu konuya yaklaşımlarını tekrar gözden geçirebilecekleri ve bilgi edinebilecekleri şeyler söz konusu. Metot olarak genelde bu yol izleniyor. Onun dışında bazı müzeler var ki buna da yine sınıf sistemiyle geziler düzenlenen bir müze. Tamamen insan vücudunu konu olan ve bilimsel araştırmalar için bağışlanmış olan organlar ya birebir gerçekten size canlı bir şekilde gösteriliyor ya da bunların taklit edilmesi renginden tutun da formuna kadar tabii ki. Çok ilginç oradan çıktıktan sonra genelde çok daha farklı bir yaklaşım sergiliyor gençler. O yüzden bu yönde çalışmalar Türkiye'de de tavsiye edilebilir diye düşünüyorum. Özellikle erken zamanlarda bu bilinçle sizin dediğiniz gibi çocukluktan itibaren bedenin bir emanet olduğunu ve bir hediye olduğunu hem bunun farkına vararak hem de başkalarına nasıl faydalı olabilirim derdinde olmak galiba güzel bir iş olacak. Evet, peki farklı boyutları detaylandırmış olduk sizinle. Bu vesileyle Almanya'da bizi izleyen bütün izleyicilerimizi TRT ailesi olarak gönül dolusu sevgilerimizi gönderelim. Pedagog ve psikolog Gülbeyaz Kılıç, çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hocama da çok selamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, meselenin psikolojik boyutunun da ne kadar önemli olduğunu dinlemiş olduk Gülbeyaz Hanım'dan. Sizin bu noktada hem gözlemleriniz hem de tavsiyeleriniz neler olur hocam? Çünkü hastalarla birebir muhatapsınız ve onların o psikolojik durumlarını da gözlemleyebiliyorsunuz. Ve özellikle uzmanlarımızla da bir işbirliği yürütüyor musunuz bu süreçlerde? Tüm bunları merak elbette ediyoruz. Elbette hocamızın söylediklerine sonuna kadar katılıyorum. Şimdi bu ameliyatı, hastanın takip sürecini gerçekleştiren 15 ila 20 kişilik ekipler var. Sonuçta bu bir kişiyle iki kişiyle olabilecek bir iş değil her boyutuyla baktığımızda. Bu ekibin en önemli parçalarından birisi de psikiyatrist ve psikolog arkadaşlarımız. Biz ameliyat öncesinde de hastalarımızı bu anlamda uygunluk açısından mutlaka bir takım testlere, muayenelere tabi tutuyoruz. Eğer orada bir takım uygunsuzluklar saptandıysa, hasta tedavi süreçlerine, takip süreçlerine uyum gösteremeyecekse o zaman daha bu anlamda uyumlu olacak bir hastayı önceliğe aldığımız oluyor.
Sonuç itibariyle hastanın psikolojik değerlendirmesi de bu işin çok önemli bir parçası. Aynen söylediğiniz gibi ameliyat sonrasında da bu arkadaşlarımız aktif bir şekilde sürecin içinde oluyorlar. Biz için tıbbi teknik turu bu yönünde tedavi sürdürürken onlar da psikolojik açıdan bazen ilaç tedavileriyle bazen görüşmelerle sürecin aktif içerisinde oluyorlar. Onlar bizim ekibimizin tabii çok önemli birer parçası. Evet. Şimdi izleyici sorularımız da var hocam. Onlardan süremizin de sonuna doğru yaklaşırken değerlendirmiş olalım. Böbrek nakli en son kaç yaşında yapılıyor demiş. Tabii şimdi yurt dışından da sorular geldiği için bazen ifadelerde eksiklikler meydana gelebiliyor. Yani en son kaç yaşında yapılıyor derken sanıyorum hastamız şunu sormak istedi. Yaşlı bireyler de eğer böbreği sağlamsa başta bulunabilir mi? Tabii tamamen eğer şeyleri yapılan testleri şeyleri uygunsa ama genelde hani 60 yaş sonrası çok tercih etmiyor. Biz kalp için biraz daha genç yaşta olmasını istiyoruz. Çünkü tamamen işlevsel olarak normal olsa da yaşa bağlı bir takım değişimler oluyor ve bir takım ameliyat sonrası olaylardan daha fazla etkilenebildiği için yani 60 yaş sonrası pek tercih etmiyoruz. Evet. Bir izleyicimiz daha aktaralım. Düsseldorf'tan Handan Mihri Hanım bize ulaşmış. Diyor ki bağışlanan organlarımızla en fazla kaç hayat kurtarabiliriz? Valla işte sayısal olarak hesap etmek lazım. Kalbi, iki tane akciğeri, iki böbrek, beş karaciğeri, altı pankreası, ince bağırsağı, varsa işte kol, bacak, yüz, kornea yani hesap etmek lazım. Sonuçta her biri o organı bekleyen kişi için bir umut. Ve işlevselse, uyum da sağlanırsa onlarca kişinin hayatı kurtarılabilir demiş olalım. Bu soruya da bu şekilde cevap vermiş olalım. Bir izleyicimiz de demiş ki, organlarımı bağışlamak istiyorum ama kendisi yurt dışından tabii yine bize Rotterdam'dan ulaşıyor hocam. Organlarımı bağışlamak istiyorum ama Türkiye'deki hastalara böyle bir şey mümkün mü demiş. Yani orada tabii bir süre ve mesafe meselesi var ama ne dersiniz hocam mümkün mü böyle bir şey? Şöyle bu madem bu gönüllülüğü yerine getiriyor ülkemiz sistemine organını bağışlayabilir. Sonuçta zaman zaman ülkemize ziyarette bulunuyordur. Allah korusun hani buradayken böyle bir süreç olursa belki de nasiptir bilmiyoruz yani hani ama oradan tabii organı alıp getirmeniz Avrupa'da aslında ortak bir koordinasyon sistemi var. Yani bu sistem ortak çalışıyor. Avrupa ülkelerinde. Biz tabii aynı Avrupa Birliği sürecinde olduğu gibi bu sürecin içerisinde değiliz. Bilimsel olarak içerisindeyiz. Toplantılarda, kongrelerde bilimsel olarak içerisindeyiz ama uygulamada öyle bir şey yok. Ama bu yönlendirmeniz de güzeldi. Yine de ülkemiz sistemine organlarını elbette yurt dışındaki vatandaşlarımız da bağışlayabilirler diyelim. Şimdi bir izleyicimiz de şöyle demiş. Biz organlarımızın tamamını bağışladık ama biz vefat ettikten sonra ailemiz buna izin vermezse o zaman ne oluyor demiş hocam. O zaman kullanamıyorsunuz. Çünkü ailenin izninin mutlaka alınması lazım. Evet. Ülkemizdeki kanuni düzenleme bu şekilde. Aile izni alınmayan bazı ülkeler var. Mesela organ bağışının en yüksek olduğu İspanya bu anlamda örnek ülkedir. Burada bir rakamsal değerlendirme var. Milyon nüfus başına bağış sayısı. İspanya işte milyon nüfus başına 38-40'larla her zaman en üstte. Sonra diğer ülkeler geliyor işte Belçika, Avusturya, Almanya, Amerika gibi ülkeler. Ülkemizde orana baktığımızda hem bir mukayese oldun diye söylüyorum. Covid sonrasında öncesinde 7'lere yükselmiştik. Şimdi 3-3,5 civarında seyrediyor milyon nüfus başına. İspanya'da mesela bazı organlar için aile izni alınması gerekmiyor. O zaman daha fazla organı kullanabilmeniz mümkün oluyor. Ama eğer bağış yaptıysanız başta da söyledim ailenizin de bundan bilgisi varsa o bir vasiyet gibi algılanıyor. Evet diyor hayattayken böyle bir gönlünden böyle bir şey geçiyordu. Biraz tabii tereddütle düşünüyor ama hiç bağış olmayan bir kişiden çok daha kolay kabullenilebiliyor bu. Aile o zaman tam ayakını bağışlıyor eğer hayattayken bağış varsa. Evet. Dolayısıyla 7'den 77'ye aslında topyekün organ bağışı konusunda bir bilinç ve hassasiyet sahibi olmamız gerektiğini anlıyoruz ki böyle durumlar yani genç kişi bağışlamış
ve böyle bir durum, böyle bir zemin meydana gelmiş ama aile izin vermiyor. O zaman ailenin kafasındaki bütün o soru işaretlerinin giderilmesi gerektiğini ve topyekün bu noktada bir bilinç sahibi olmamız gerektiğini bir kere daha vurgulamış olalım. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Mehmet Ali Özatik hocamız. Çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bütün değerli bilgiler için. Ben de bu fırsatı bulup halkımızı bilgilendirme fırsatı verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok sağolunuz. Değerli izleyenler, böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Türkiye saatiyle yarın saatler 14'ü gösterdiğinde yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.